Evet, dış politikada atılan adımları, ilişkileri de Sayın Sencer İmer'le konuşacağız. Sayın İmer, iyi akşamlar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ayhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İsterseniz önce Amerika Türkiye ile başlayalım. Haftalardır Rahip Brunson krizi konuşuluyor. Hem Türkiye'de hem tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de ciddi yansımaları var. Trump'ın bu konuda attığı sert adımlar, Amerika'dan gelen sert açıklamalar. Ama sonra yavaş yavaş bir ılımlanma sürecine girdi iki ülke ilişkileri. İşte heyetler görüştü vesaire. En son bu S-400'ler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya ilişkin Türkiye açısından tehditvari açıklamalar gelmişti. Müsamaha edemeyiz benzeri açıklamalar. En son işte Amerikan Savunma Bakanı Mattis'in açıklamaları var S-400'lerle ilgili. Az önce ayrıntılarını verdik. Bundan sonra ne olur? Türkiye çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri var bir tarafında, bir tarafında da Rusya var. Nasıl bu durumu avantaja çevirebilir hocam? Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile olan münasebette belki bir askeri boyutu ve bir de bu Amerika'daki seçimle ilgili olan boyutu birbirinden ayırmak lazım. Seçimle ilgili olan boyutta Bay Trump mutlaka meclisteki hakimiyetini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla Kasım ayındaki seçim büyük önem taşıyor. Bizim ülkemizde ne dersek Kasım ayındaki seçimin önemi bir türlü anlaşılamadı. Belki hep başka noktalar üzerinde durulduğu için. Benim kanaatimce seçim meselesiyle bu askeri meseleleri ayırmak lazım. Seçim meselesi, Bay Trump, Orta Amerikan sınıfının seçtiği bir lider. Amerika'nın Çin'e karşı olan rekabetinde Amerika'yı, üretim gücünü tekrar Amerika'ya almak suretiyle yerini muhafaza etmek istiyor. Yani Çin'i dünyanın birinci gücü yapmak istemiyor. Dolayısıyla bunu yaparken tabii herkesle de kapışıyor. Bu ticaret savaşları vesaire de bu cümleden görünmesi gereken şeyler. Şimdi bu seçim, onun için Kasım'daki seçim çok kritik bir seçim. Temsilciler Meclisi'nin tümü seçilecek. 435 temsilcinin 435'i seçilecek. Senato'nun da 1/3 seçilecek. Şimdi zaten biliyorsunuz Senato'da bir üstünlüğü var Trump'ın partisinin, cumhuriyetçilerin. Evet. 49-51. Şimdi bu 1/3, 133 kişi seçilecek. Teorik olarak düşünelim, bu 33 kişiyi demokratlar alsa. Böyle bir şey olmaz ama olduğunu düşünelim. Böyle bir şey olduğu zaman ne olur? O zaman 2/3 ekseriyetle Trump'ı impeachment dediğimiz cumhurbaşkanından almaya kadar olayı götürebilirler. Böyle bir tehlike gayet tabii var. Bu riskoya giremez. Artı hakimiyeti kaybetmeyi de kabul edemez. Neden? Çünkü yapmış olduğu kararnamelerin hepsinin neticede senatodan geçmesi lazım. Tayinler dahil. Yani personel tayinleri dahil. Dolayısıyla bu hakimiyeti korumak istiyor. Birincisi bu. Şimdi seçildiğinde 2 olmuş olacak. Daha bir 2 var. Bundan sonra bir daha seçilmek istiyor. Yani ikinci bir dönem yapmak istiyor. O halde bu Trump için hayati önem taşıyor, bu bir. Trump'ı destekleyen çevreler için de önem taşıyor bu. Trump'ın karşısında olan gruplar ise özellikle küreselciler, bunlar paradan para kazanmayı kendilerine hedef edinmiş olanlar, yani gideriz ucuz oraya gideriz, orada üretiriz, ondan sonra alırız her yere götürürüz diyenler, bu küreselcilerle Trump'ın grubu arasında ciddi bir çatışma var. Evet. Şimdi bu çatışmada seçimlerde 50 milyon civarında olan bu evanjelikler büyük rol oynuyor. Ne yapmak lazım o zaman? Bu evanjelikleri yanında tutması lazım. Şimdi bu yanında tutacağı adamlar hoş görünmesi için de bu Papaz Brunson meselesi önem kazanıyor. Bunu şişirdiler. Çok önemli bir mesele haline getirdiler. Seçimlerle ilgili olarak. Gerilim buradan çıkıyor. Benim anlayamadığım şey şu. Bizim bu olayı çoktan önceden anlayarak bu Papaz Brunson meselesini bu hale gelmeden çözmemiz gerekirdi. Nasıl çözebilirdik? Bu davayı hızlı bir şekilde görerek, yani dünya kamuoyu önünde, Türkiye egemen bir devlettir, bir hukuk devletidir. Tıpkı şu hani Abdullah Öcalan'da olduğu gibi, televizyonların önünde savcı koyar delilleri ortaya, avukatlar savunmasını yapar ve ideal bir dava görülür. Bütün dünya da bunu görür. Kimsenin itiraz edecek halde kalmaz. Ondan sonra bu adama ceza verirsiniz, vermezsiniz. O mahkemenin vereceği bir karar. Farz edelim, verdiniz. 40 verdiniz diyelim.
vermiş olabilirsiniz. Ama Soğuk Savaş döneminde hatırlayın, Rusya Sovyetler Birliği iken, efendim Amerika öbür tarafta Batı'nın lideri iken, bu iki grup arasında casuslar değiştirilirdi, takas yapılırdı. Evet. Ben Berlin'de tahsil ettim. Batı Berlin, Batı'nın kalesiydi. Orada bir Checkpoint Charlie vardı. Orada bir Glinik Köprüsü vardı. Burada bu adamlar birbirlerine karşılıklı kimsenin kontrol etmediği bölge kabul ediliyor, orta bölge. Oraya doğru gelirler. Birisi doğuya gider, birisi batıya gider. Olay biterdi. Bu daha önce görüşülürdü gayet tabii. Takas. Şimdi burada o zaman siz Brunson için cezayı bir an önce verip bu takası da gizli yürüterek ama gizli diplomasiyle yapmanız lazım. Yani bizim heyet gittiği zaman da orada bunlar şimdi Dışişleri Bakanlığı'na gittiler denmemesi lazım. Yani kimsenin haberi olmaması lazım böyle bir görüşmeden. Nerede olduğunu da ne Türk kamuoyu bilecek ne Amerikan kamuoyu bilecek. Böyle bir şey yaptığınız takdirde ne olurdu? Bu takasta siz de almak istediğiniz şeyleri alırdınız. Mesela Fethullah Gülen'i alabilir miydiniz? Benim kanaatimce alamazdınız. Ama gerçekçi olarak Hakan Atilla'yı alırdınız mesela. Efendim buna karşılık belki Halk Bankası'na uygulanan cezayı kaldırtabilir veya azaltabilirdiniz. Çünkü bu Amerikan Hazine Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir şey. Veya Türkiye'nin şu anda borcu borçtan çevirmek mecburiyeti var. Değil mi? Dolar bulması lazım. Uluslararası şeylerden, finans kuruluşlarından. Evet. Değil mi? Borcu borçtan kapatacağız. Şimdi burada Amerikalılar takoz koyduruyorlar bütün bu kredi kuruluşlarının önüne. O takozları kaldır diyebilirdiniz. Değil mi? Bu evet, şekilde evet. Yapsaydınız en azından Türkiye'deki hayatı kolaylaştırırdınız ve bu kolaylaştırdıktan sonra diğer meseleleri görüşmeye devam ederdiniz. Bence bunun yapılması lazım. Evet, evet. Bakın, yani bir zincir tabii bu. Evet hocam. Ben bu öneriyi muhtelif defalar dile getirdim. Bir daha sizin kanalınız vasıtasıyla dile getiriyorum. Ve sorumlulara bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu gerginlik artarsa bu doların tekrar başına alıp gitmesine Türkiye'ye daha çok zarar vermesine sebep olabilir. Evet. Peki hocam hemen Rusya'yı da sorayım ben. Süremiz daraldı. Rusya, S-400'ler, bir yanda Amerikan, evet. Amerika'nın baskısı Türkiye üzerinde. Evet. Şimdi efendim S-400'leri biz alıyoruz. Karar vermişiz, parasını da ödemişiz. Evet. Çünkü bu bizim için hava yüksek irtifa, hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Kimse vermiyor bize bunu. Şu anda korumasız durumdayız. Yüksek irtifada. Değil mi? Evet. Yani Patriot'ları vermediler. Efendim Fransızların sistemi, Almanların sistemini alamadık. Çin'le tam anlaşmıştık. O da bozuldu. Hatırlayın 2015'te. O anlaşma da bozuldu. Şimdi bizim burada iki talebimiz var. Bir, yüksek irtifayı sağlamak, savunmayı sağlamak. İki, bunun üretimini Türkiye'de yapmak. Çünkü biz savunma sanayindeki yerli üretime önem veriyoruz. Hem istihdamı artırmak ve paralar Türkiye'de kalsın diye hem de bağımsız olmak için. Şimdi Ruslar bize diyor ki biz size bu çok gelişmiş olan S-400'ü verelim. Bunun teknolojisini de verelim diyorlar değil mi? Evet. Biz bunu niye almayacağız? Alıyoruz. Ha efendim NATO sistemiyle uyumlu değilmiş. Olmayı versin canım. Yunanların da var aynı şekilde. Veya o Doğu blokundan gelen ülkelerin de var aynı şekilde. Uyumlu olmayan sistemleri. Niye korkuyorsunuz bundan? Değil mi? Yani dolayısıyla ben Türkiye'nin burada haklı olduğunu düşünüyorum. Patriotları da genel isterse alabilir. Ama Amerikalılar bu konuda baskı yapıyor. Size işte F-35'leri vermeyiz diyor. Farz edelim F-35'leri vermediler. Vermediği zaman Türkiye bu gelişmiş uçak sistemlerinden vaz mı geçecek yani? Ne yapacak o zaman? Alternatif arayacak. Rusya'dan mı alır? Çin'den mi alır? Avrupa'dan Eurofighter mı alır? Değil mi? Veya kendisi beraber mi geliştirir onlarla? Her şey olabilir. Bu Amerikan savaş sanayi için de çok büyük bir kayıp olur. Yanlış olur yani. Evet. F-35'leri tehdit olarak görmek. Evet. Onun için ben bu ikinci kademe meselenin daha başka görüşmelerle halledileceğini düşünüyorum. Ve Amerikalıların bu sonunda F-35'leri Türkiye'ye vereceklerini düşünüyorum, açık söyleyeyim size. Ama şu anda pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Gayet açık. Kendi açılarından da haklı olabilirler. Biz de kendi açımızdan haklıyız. Yani biz kendi çıkarlarımızı en az Amerikalılar kadar savunmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Yok, doğru hocam. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Sağ olun. Hoşça kalın.